Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Hasreten o şey kameraya şey yapmayın. Siliniyor. Tamam. Böyle kamerada şey vardır diye kendinizi kayıtlamayın. Yeni kapatıp evet, tamam mı? Çok mühim. Katkınız olacak. Hususidir bu. Kesilip atılır yani atılacaksa. Dersimiz dirayet. Dirayet çok mühim. Ben buna niçin ihtiyaç duydum? Dirayeti sonra anlatacağım yani şey lügatını. Ya bu kadar insanla görüşüyorum. Tarikatçısı, Süleymancısı, Mahmud Efendisi, Menzilcisi, Nurcusu, Nursuzu, kurs hocaları. Dev dev adamlar ya. Vallahi böyle söylesem ki sırdır, haramdır söylemek. Yani kimlerle görüştüğümü. Yani nasıl insanlar böyle dev dev adamların basit bir şeyle boğulduğunu veya zorlandığını. Buna ihtiyaç buradan duydum Murat. Yani dün akşamki gibi. Koca koca adamlar nasıl batar? İz takip ettim, ettim, ettim. En son dirayet olmadığından. Sen de ne demiştin ustad, ne diyor diyor? Dirayet, feraset, basiret. Ha, ne oluyormuş bunlar? Milyonda bir olurmuş yani, binde bir, milyonda bir. Dirayet, feraset, basiret. Milyonda bir kişi de olur, öyle mi? Bu üçünün olması mı milyonda bir kişi de oluyormuş? Yani çok nadirattan bulunur. Yani milyonda de, milyarda da olmanın adı bir şey yani. Dolayısıyla dirayet, feraset, basiret sahipleri takip edilmesi lazım. Milyonda birisine verilmiş diye ben elimi kolumu bağlayacak mıyım? Hayır, ona tabi olacaksın. Tamam. Yani sen ben yapamadım diye elini kolunu bağlı duracaksın değil. Ama dirayet eksikliğinden gördüm. Ferasete bakmış mıydın? Feraset Allah'ın nuru imanıdır ya. Feraset Allah'ın özel insanlara koyduğu nurudur. Yani bu göz ile değil. Değil. Farklı bir göz. İmam Ali diyor değil mi? Müminin ferasetinden korkun. Zira o Allah'ın nuruyla bakar. O hadistir abi ya. Hadis diye geçiyor kitap. Hazreti Ali evet naklediyor diye söylüyorum. Mektubatta geçiyor. Müminin kulundan korkun feraseti. Yani ferasetinden korkun. Zira o Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nurudur o. Şu. Neyse ona girmeyeyim. Çünkü feraset ama. Peki. Feraset bu. Dirayet. Bu dirayette İki manası var. Bir mülk, bir melekut. Her şeyde olduğu gibi. Her şeyde olduğu gibi. Esma'ya bakan yönüyle evveli var, ahirisi var, zahirisi var, batınısı var. Dört tane esma'ya zamun ediyor. Ama biz esma ile uğraşmayacağız şimdi. Zahirisi ve batınısı. Bir kere dirayet deyince hemen ilk hepinizin hatırına gelen şualarda ve tarihçi hayata geçen tefsir iki çeşittir. Evet. Bir rivayet tefsiri, bir dirayet tefsiri. Tamam mı? Yani bu konumuz o zahir tefsir. Tefsir, dirayetin zahirisidir. Dirayetin batınısından bahsedeceğim. Tefsir herkes yapar ama tefsir sahibinin de dirayet olmayabilir. Şimdi dirayetin ilk önce lügatını şey yapayım. Zeka. Herkesin ortak şeyi. Zeka. Zeka şeydir. Taakkulun içindeki bir sıfattır. Zekavet başka bir şey. İrade, zihin başka bir şey. Zeka, bilgi, kuvvetli tecrübe sahibi olmak. Fetanet. Fetanet peygamberlerde bulunan bir sıfat. Evet. O sıfatı takipçilerinde var. Fetanet, temkin ve tecrübeye dayalı akıl. Yani tecrübeye dayalı akıl şu. Maziyi kullanıp geleceğe bakarak halde durmak.
dirayet. İcraat yapmak. Tamam. Yazı yazmak, tefsir veya olaylara karşı metin olmak. Aziz, metin, dirayetli, sebatkar kardeşlerim diyor. Evet. Dirayetli demesi tefsir sahibi değil Risale-i Nur'da. Tamam. Melekut aziz, boyutu. He? Melekut boyutu. Evet. Mesela bak, maziyi kullanıp geleceğe bakarak halde durmak. Durabilmek. Çok önemli bu. Bu lugatta yok böyle bir tanım. Mazi kullanıp mazi ile geleceğe bakmak. Bak, mazi ile geleceğe bakmanın haldeki eylem hali. Abi dirayet kapsıyor mu yoksa tarafgirlik mi? Harika. 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 Şimdi tarafgirlik daha derin. Çünkü tarafgirlik İslamiyettir. Hakka tarafgirliktir. Dirayet daha bu taraftadır. Tarafgirliği yapacağım Allah nasip ederse. Tarafgirlik daha derin. Dirayet abi şu söylediğinize göre şöyle diyebilir miyiz? Mesela senin hafızanda nurculuğa dair ne var? O bilgilere yani bir... Mazidir o. Mazi. Yani bir şey oluyor halde o bilgilere çabuk ulaşıp durman gerektiği gibi durmak. Hah, tamam. Çok güzel. Çok güzel. Eylemsel şey bu. Yani mesela şu fiil yapayım. Yani biraz mesleğim itibariyle psikoloji. Sen geçen hafta bir kriz geçirmiştin diye. Bir sıkıntı geçirmiştin. O anda nasıl atlattın? Bir şeyle atlattın. Ve atlatamadın ama öleceğini zannettin ama ölmedin. Ha bugün varsın. Şimdi o sıkıntı seni öldürdü mü? Yok bugün varsın. Demek ki şimdiki sıkıntı da öldüremeyecek diyebilmektir dirayet. Dirayet sahibi olmayan da şu olur. Her zaman yeniden yaşamak. Sanki mazisi hiç yok bunun. Bir sıkıntı geldi. Öleceğim. Lan mayası ne olmuştu? Onu unutmuş. Ha, kullan mazini. Defalarca oldu. Defalar şey hiçbirisini olmuyor. Kullanmıyor. Hiç mi bir tanesini kullanmıyorsun ya? Normalde Osmanlıca dirayet bizim Latince'de zekaya tekabül ediyor abi. Yani geçmişteki bilgilere çabuk ulaşıp neticeye böyle çabuk çözüm üretiyorsun. Evet. Ama çözümü üretiyorsun. Tamam. Ona göre davranıyorsun. Şimdi sen bu sürü 10 sene, 7 sene psikoloji sıkıntı çektin. O kadar hiç mi tecrüben olmadı? Onu kullansana şimdi. Şimdi kullan. Sanki her krizde, her olayda, her gelişen hadise yeniymiş gibi davranıyorsun. Bu dirayetsizlikten geliyor. Dirayet sahibi dur der, temkinli hareket eder, tamam mı? Dur der. Bunu benzeri yaşanmış mı? Tıpı tıpı aynı olmaz. Ya kriz tekrar etti. Ona şey diyorlar. Tekrar etmeye, yeni olmaya. Kriz tekrar etmez. Şey geçiriyor derler ya, atak. Hani atak geçiriyor ama geçmiş tekrar ediyor. Krizi tekrar gel. Hayır, tekrar değil. Yenidir. Hayatın tekrarı yoktur. Ki krizin tekrarı olsun. O yaşanan yenidir. Ha, kısacası o bilgileri, oradaki kazanımların var. Sıkıntıya karşı kullandığın yöntemin yok mu? Al şimdi kullan gene. Şeytan aynı şeytan. Yaptığı aynı. Yeni bir gündemi yok adamın. Elindeki malzeme de aynı. Aynı. Sen öleceksin dedi bir hafta önce. Şimdi de öyle diyor. Başka bir şey demiyor ki. O zaman ikna oldun, tatmin olduğun bir şeyi şimdi kullansana. Abi unuttum. Not al deftere. Boşuna mı o 20 seneden beri bağırıyorum. Hatta çok özür dilerim. O kadar yalvarıcasına bağırıyorum ki havlıyorum. Sana köpek olmuşum. Yani diyorum ki yaz Allah'ını seversen ya. Yaz. Yaz diyor Allah Resulü diyor ki gelen mana kuş gibidir ayağında yakalayınız. Evet. Yazın diyor tamam. Yaz da sıkıntı geldiği zaman sıkıldığın zaman okunacağın şey. Mesela kardeş Ahmet çantamı aç. Çantamda hemen ilk şeyi kaldır. Kur'an göreceksin. Kur'an'ı mı getirir misin? Hemen bak. Bak benim yaptığıma bakın. Bize kriz gelmiyor. Öksürüğüne dikkat et sen de. Donut bir madde değiliz ki abi. Bize de kriz gelmesin. Niye gelmesin ki? Bak ben ne yapmışım. Bak göreceksin bak. O şeyleri kaydet. Ha ver. Bak işte.
Kur'an'ım değil mi bu? Dolaşıyor. Bak Kur'an'ımın içine, hiç kimsenin görmeyeceği yere. Bak içine. Görüyor musunuz? Bu benim ataklarım geldiği zaman, sence atak. Krizim geldiği zaman, sıkıntım geldiği zaman kullandığım yöntem. Bunlar hep benim kazanımlarım. Diyorum ki, hatırlıyorsun değil mi falan yerde? Mesela, bir tanesini söyleyeyim. İsim vermeyin. Falan abiyle sıkıntısı vardı. Neyse şöyle diyeyim. Bir tane okumayayım. Bir gün merdivenden çıkıyor. Zeytinburnu'ndan. Ayaklarım titredi. Ne olduğunu bilmedim. İkinci katta düştüm. Ve birkaç dakika ayaklarım hiç tutmadı. Sonra bilgime müracaat ettim diyor. Hani merdivenden çıkarken ayağın titredi farkını hatırladın mı? Sonra ona dedim saldırıya uğramış olmayayım dedim. Dediğim anda yok oldu. Hatırlıyor musun? O merdivendeki ayağın titremesi diye şifre koydum. Hemen pat. Ha şu andaki halin de o cinstendir. Diye hatırlatıcı cümlelerim var. Kazandığım savaşlar bunlar. Mesela çok şiddetli başını ağrıyordu. Çok şiddetli. Ve dayanamıyordu. Mustafa Babal'a diyorum. Mustafa Baba elini koydurup ayet-i kürsü okutturduğun zaman kuş gibi olduğunu hatırlıyor musun? Ne demek istiyorum? Baş ağrısı baş ağrısına kaynaklanmıyor. Erbaa habisin aktif olmasından geliyor. Saldırıya uğramışsın. Mustafa Baba'nın el koyduğunu hatırlıyor musun? Baş ağrımı ne yapıyorum şimdi? Abdullah bir el koyar mısın? Kemiğe temas et. Temas, en kaliteli tesir okumak temasla. 19. mektubu hep temas var. Çocuğa temas etti. Hazreti Ali ayağını sürdü. Tükürüğünü koydu. Elini sürdü. Elinden attı. Hep temas. Şimdi bu kadar malumat verdik. Tamam. Şimdi dirayeti okuyoruz. Yani maziyi buradaki gibi kullan. Bak gene unuturum diye. Kimse bunu Kur'an'ımı görmesin. Kur'an'ımı görür ama şurada görmesin diye altına koyuyor. Bu benim Kur'an. Ve kimse bunu görmez. Kur'an açar bakar. Ben sıkıldığım zaman hemen tak onu açarım. Hangisi tekabül ediyor benim bu sıkıntıma? Ayağım titredi. Buna ait bir kazanımım var mı? Açıyorum. Biliyor musun merdivenden çıkarken ayağın tutmuyordu. Altına yazın. Ayet-i kürsü okuduğun zaman yok olduğunu biliyor musun? Ha, o cinstendir. Şimdi ayet-i kürsü oku. Sen hasta değilsin, saldırıya uğramışsın. Ya geleceği, burada geleceği görmek hangisi olacak? Bundan sonra geçecek bu olur. He, geçecek. Bir de şu var abi. Şimdi geçmişi kullanarak haldeki duruşumuzu belirlemek. Mesela ben 10 gün önce geçmişi kullanarak haldeki duruşumu belirledim. 10 gün önceki hal bugüne göre istikbaldi. Bugün istikbali değerlendirmek istiyorsam mazimi tersten bakarsam, 10 gün öncesinden bakarsam istikbal olarak gördüğüm için bugünkü halimle de istikbali değerlendirebilirim. Yani istikbal gelmediği için gelmedi değil. Her gelen istikbalde ne geleceğini tahmin ettikten sonra geldiğinde ne kadar geleceğini tahmin ettiğime uyuyorsa istikbali o şekilde de yorumlayabilirim. Aynen. Mesela niye? Mesela mektubatta geçiyor. İstikbalden hadise istikbalden hale uğrar maziye dökülür. Mazi ve istikbal için İmam-ı Mübin diyor. Mazi ve müstakbel ilim emir. İmam-ı Mübin. Kitab-ı Mübin irade kudreti tazamun ediyor. Yani mazi ve müstakbel aynıdır. Müstakbel neredeyse mazi de oradadır. Mesela bak istikbal gelecektir. Bir saat önceki halin nerede? Ahirete gitmedi mi? Gitti. Ahirete git. Sen de ahirete gitmiyor musun? Orada o hesap diyeceksin amelini. Evet. Sen o zaman geçmişine gitmiyorsun ki geleceğine gidiyorsun. Evet. Yaptığın amel gelecek oldu.
Abi şöyle bir fark yok mu? O Kadir Gecesi'nde her bahar ağacın yaprak açması gibi. Geçen sene de yaprağı vardı bu ağacın, bu sene de yaprağı var. Ama geçen seneki yaprak değil, bu sene oradaki yaprak. Evet, aynı. Şimdi, dirayeti Risale-i Nur okurken çıkarımlarım. Oradaki çıkarttığım öz cümleler. Üç zamanı nazara alarak sonuç çıkarmak. Ustad dirayeti kullandığı yerde ahiretteki şeyi anlatıyor. Ahireti nazara veriyor. Ahirette peygamberin vahşir meydanındaki ebedi sonsuz hayatınızda. Mesela sıkıntılara hapis hadiselerini anlatırken dirayet kullanıyor. Dirayeti de işlevini yapması için, dirayet sisteminin çalışması için şeyi kullanıyor. Ahiret inancını kullanıyor. Bak, dirayet bir daha okuyayım. Üç zamanı nazara alarak sonuç çıkarmak. Dirayet de ol demek de olmuyor. Dirayeti aktif eden imanı bil ahirettir. Sabret ama niye sabret? Çünkü ahirette bu evet, hakkisi verilecek. Bu verilecek diye. O zaman tahammül gücü artıyor. Evet. Başka? İnsanın bütünlüğünden çıkan ciddiyeti ve kararlılığı. Çok acayip. İnsanın bütünlüğünden çıkan ciddiyeti ve kararlılığı. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük sıfatlarından bir tanesi, İşaret Ticaz'da söylüyor, 107'de, ciddiyeti diyor. Tamam, ciddi ve kararlılığı. Demek ki insanın bütünlüğünden çıkıyor. Akıl ve kalp bütünlüğünden çıkıyor. O dediğiniz şey bunu destekliyor abi. Hani dediniz ya, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'di 40 yaşına kadar. Dostları çoktu. Çünkü emindi, herkesin sevdiği, herkesin itibar ettiği birisiydi. Dedi ki bir gün ben peygamberim, bütün dostlarını kaybetti neredeyse. Evet. Beşte dördü. Buna rağmen ilk başta hepsini kaybetti abi. Beşte dördü, sonra kendisine iman edenlerden sonra beşte dördünü, yani beşte birini tekrar kazandı evet. Gibi. Her şeyi kaybetti. Her şeyi kaybetti. Bu ciddiyet olmasa bunu göze alabilir mi insan? Alamaz. İşte bunun içi ciddi. Yani nurculuk sana ne kaybedecek, ne kazandıracak buna bakmıyorsun. Evet ya. Buna bakmadan hizmet etmek, o peygamberin o vasfına sende bir numunesinin gözükmesi. Evet. Anlamına geliyor. Ya. Hazreti Ömer de abi. Çok adaletli ya, o noktada çok ciddi yani. Mesela Hak Ömer'e dost bırakmadı demiş birisi. Yani Hazreti Ömer, Ezvacı Tayrat, Hazreti kendisi Ömer, demiş onu. O demişti, Hak Ömer'e dost bırakmadı yani. Bu Ömer'in bu diyor adaleti, Hazreti Ömer diyor Allah'ını hatırladım, Ömer'e dost bırakmadı. Mesela Peygamberimizin tarağı var Ezvacı Tayrat'ta. Hazreti Ömer haber göndermiş, söyleyin Ezvacı Tayrat o tarağı Beytülmal'a bıraksın. Çok ağlamışlar, sızlanmışlar hediye kalsın diye. Yok demiş, peygamber iki şey bıraktı. Onu demiş, Beytülmal'a bırak. Evet. Yani peki. Bazı şeyleri kırabiliyorsun yani, dirayet evet. Göstereyim derken. Evet. Alınan alınıyor mu? Hakkın hatırı halidir diyorsun. Evet. Yani peygamberin peygamberliğini ilan edince neler başına geleceğini biliyordu. Biliyordu. Çünkü biliyordu yani. Kimler, çünkü neler, kimlerle karşı karşı kalacağını, ne vampiriler olduğunu hepsini biliyor. Ama nazara aldı. Onun için bazılar diyor ki, ya bunlar niye söylüyorsun? Risk alman gerekiyor. Nazar, onlar alacaksın. Başka dirayet, akıl ve vicdan bütünlüğünden çıkıyor. Yani sendeki zemini dirayet. Evet. Dirayeti oluşturanlar, dima ve vicdan bütünlüğü. Kalp bütünlüğü değil, vicdan. Başka, dirayet güçtür, güçlerin bütünlüğüdür, hislerin bütünlüğüdür. Mesela endişe de bir histir, o da bir enerjidir. Korkmak da bir histir. Şehvet de bir histir. Gadap da bir histir. Nefret de bir histir. Muhabbet de bir histir. Aşk da bir histir. Ama bunu bütünsele getiren dirayet. Dirayet, müsbetleri. Dirayetin tersi, bütün hisler tek tek kalmasıdır. Dirayet, hislerin bütünlüğü. Müsbet ama. Arabanın bütün parçalarını koy şuraya, ayrı ayrı. Hiçbir şey yap. Birleştir, mükemmel vazife evet. Yapar gibi.
Başka? Aynı zamanda farkındalık aktif eder bunu. Yani dirayeti farkındalık aktif ediyormuş. Yani fark etmek. Neyi fark etmek? Bu dünyayı fark etmek. Niye ben buradayım? Şu soruyu sormak kendine. Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Burası neresi? Ben kimim ve neciyim? Bunu sorarsan farkındalığın olur. Bak bu soruyu sorup da cevap ararsan bu farkındalığı doğurur. Farkındalık dirayeti doğurur. Yani sırayla gidersen farkındalık tarafkirliği doğurur. Tarafkirlik dirayeti doğurur. Dirayet de duruş ve göğüs germek. Eğer dirayeti kaybeden ikide bir veya dirayetsiz insan hayırsız ya. Ahmet bir şey diyor. Hemen atıverir dirayet sahibi. Dirayet sahibi dostunu düşmanını ayırmakla beraber dostunun kusurlarıyla beraber dost olabilmeyi becermektir. Becermektir. Kusurlarıyla beraber onu sevebilmektir dirayet. Dirayet olumsuzluklar içinde olumluyu görebilmektir. Dirayet faninin içinde bakiyi anlamaktır. Dirayet mazi ve müstakbel içinde fanide yaşamaktır. Dirayet. İlginç bunlar ya. Bunu göremezsen iyi. Mesela dirayet dostunu kusurlarıyla beraber sevebilmektir. Niye? Çünkü onun sırf başka tarafı da var. Hani benim o sigara misali. Zararları koydu. Bir derece ilk çekişe göre biraz faydayı dışarıya attı. Ne yaptı? Düzeltti değil mi içerisi? Düzeltme makinesi. Pislikleri aldı. Bazı nikotinleri aldı değil mi? Girişe göre temizledi. Bu kadar her cihetçe zararlı olan sigarayı içeriye çektiğin gibi içeriye temizliyorsun. Bir derece filtreliyorsun. Temiz çıkartıyorsun. Bir kardeşini de zararlı kardeşini filtrele hizmete aktif yap gene. Abi bu en başı tarafkirlik dediniz değil mi? Evet. Farkındalık dediniz değil mi abi? Evet, farkındalık. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri doğduğu zaman veya 10 yaşındayken Bediüzzaman değildi ki. Ama o zaman bir şeyin farkındalığı vardı onda. Evet, sürekli kesinlikle. Bir arayış, bir evet. Kovalama peşindeydi değil doğru. Mi? Doğru. Aynen. Peki devam edeyim. Farkındalık dedik. Dirayet mazinin derinliklerini kullanarak şimdiki zamanda geleceğe emin bakmak ve adım atmak. Çok ilginç. Bir daha. Mazinin derinliklerini kullanarak şimdiki zamanda geleceğe emin bakmak. Yani bundan daha büyük nimet bilemiyorum. İman demiyorum. Yani dünyada yaşarken Allah'tan emin olmak, imanından emin olmak, ahiretten emin olmak, ahirette ümitli olmak, kurtulacağını, cemaatin içinde olduğunu ümitli olmak, cemaatin içinde kendini ben oradayım diyebilmek, hissetmek cemaati. Yani ne bileyim bu hissiyatımı dile getiremiyorum da, yani Allah'tan ümitli olmak. Şeytanın dirayeti yoktu. Yani üç zamanın dışında dirayet olmaz. Yani ahiretten ümitli olmak, Allah'tan yüksek ümitli olmak. Bu bambaşka bir şey işte. Bir de okuyayım o zaman bunu dinledikten sonra. Mazinin derinliklerini kullanarak. Tabi mazinin derinliklerini içki içmişsin, zine yapmışsın, bilmem ne yapmışsın. Onu şimdi nasıl kullanacaksın? Peki. Bunu şöyle bir tanesi öyle demiş. Nasıl kullanacağım abi dedi ya bir tanesi. Biraz açmıştım. Bak şöyle kullan. Almaya da. Bunları yaptın mı? Abi yaptım dedi ya. Şimdi neredesin? Benim yanımdasın. Risale okuyorsun. Elhamdülillah abi dedi. O zaman onu da kullan. Hamdolsun. Buralardan beni çekip çıkartan Allah'a. Ya öyle ölseydim
O başladı ağlamaya. Ha, dirayet oldu işte. O ağlamak neydi? Harçtı. Harcın şeyiydi. Suyuydu. Her yerden çıkarır Allah. Evet. Her yerden çıkarır seni. O zinadan, o şeyden. Adam şey ya. Meğer bir şey çalıştırıyor. Öyle garimeşir yer çalıştırıyor. Bildiğin gibi değil ya. Ha, peki mazi nasıl kullanacağım abi, rezil ya. Mazi işte kullan işte, bunu kullan. Hele bir de ibadet varsa, hele biraz namaz kılmışsan, risale okumuşsan, elhamdülillah babam beni diyor derse götürüyordu vesaire. Veya ne bileyim, kaç sene tanıdın sen, kaç sene önce tanıdın Abdullah? 15 sileriz merak etme, 15. 15 sene içinde bir sürü rezilliklerin de var ama cemaatin içinde hala buradaysan iyi tarafın fazladır. Abi iyi tarafın fazla olduğunu nasıl anlarız? Ölçü vereyim ama bunu silerim. Ben 15 sene oldu mu cemaat? Hayrın fazla olduğunu, şerrin az olduğuna bence bir ölçüm var benim. İyi dinleme. Bunu genellemeyiz çünkü yanlış anlarlar. Ben biraz böyle şabloncuyum ya. Merak edersin değil mi Abdullah? Bekliyoruz abi. Buradaysak bize de uyuyor. Evet. Buradan senin kaç sene olduğunu onlar tanıyayım? 20 sene. Hayrın fazla olup şerrin az olduğuna delil. İnsan merak eder değil mi? Şerrin fazla demiyor. Şu. Bir gün adam delikanlı bir tanesi hırsızlık yapmış. Bak o kanunu kullanacağım ben. Kanun kullanma çok hoşuma gidiyor. Hırsızlık yapmış. Şer'i mahkeme kuruluyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife. Hüküm veriliyor. 16 tane şart lazım eli kesilmesi için. Beytulmal olmaması lazım, aldatılmaması lazım, muhakeme, muvazene olması lazım, İslam'ın doğru bilgisi ulaşması lazım, hırsızlığın ne olduğunu, açlık elemini çekmemesi lazım vesaire. Bir sürü 16 tane madde var. Ondan sonra kesiliyor. Çaldın yok yani. Beytulmalın olmaması lazım, şahıs olması lazım, koruması lazım, insanların aldanması için altını parayı sokağa bırakmaması lazım. Camı açık, arabanın koltuğunda para desteleri bırakmış. Onda ceza verilmiyor çünkü en büyük suçlu sensin. İnsanları hırsızlığa sen ittin. İlginç değil mi? Evet abi. Bu 16 tane şart bir hırsızın el kesilmesi dersimiz var bir saat orada geçiyor. Bu şartları tahakkuk ettiği halde eli kesilmesi gerekiyor adamın. Delikanlının. Hazreti Ömer'e diyor ki radiyallahu anh, ya emir el müminin ilk defa oldu. İlk defa oldu. Affet beni. Affetme etkisi var. Affet, ilk defa oldu. Daha yapmayacağım bu heyet adına. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, vallahi ilk defa olup tövbe etseydin, Allah Kur'an'da vaat ediyor. Günahınızı ben üzerime alıyorum. Tövbenizi kabul ediyorum. Kabul ediyorum demek tövbenizi, o pisliği çıkartmayacağım. Sergilenmeyecek. Bu pislik sergilenmeyecek. Tamam mı abim? Vallahi eğer ilk defa yapsaydın ve tövbe etseydin, Allah bunu gizleyeceğini söz verdi. Sen ilk defa yapmadın. O delikanlı ne diyor biliyor musun? Ya Rabbi, o hırsızlık yapan o delikanlı şu imanın hatırını hepimiz affetsin. Bak, çünkü şeriatın vurduğu ceza günah siliyor. Ondan şeriatın kestiği kol kanamaz, acımaz. Niye? Allah bir suç iki yerde ceza vermez. Burada verdiyse orada ceza yok. Burada verdi. O delikanlı ne dedi biliyor musun? Vallahi Allah doğru söyledi diyor. Yani bu ilk defa yapmadım demek istedi. Vallahi Allah doğru söyledi. Şu anda yüz kırsatıcı, rezil, kepaze, aşağılayıcı, seni kemiren, yani günahımız var bizim. Yani ayağın olmuş, rezil kepazeliğin var mı Abdullah? Yok. Ben bildiğime göre yok. Benim yok. Yani senin, benim bildiğim senin yok. Hiçbirinizin yok biliyorum. Demek ki hayrınız fazladır. Eğer şerriniz fazla olsaydı öne çıkacaktı. Ya varsa da Allah-u Teala affetmiş tövbesine istinaden. Ha var, görmedim. Yok değil. Var ama hayrı galip olduğu için şerri ayağın olmadı, açığa çıkmadı. Gözükmüyor. Örtülmüş. Hayrı galip olduğunun delili bu. Hayrın galip olduğunun delili bu. Açığa çıktı diyelim. Eskiden yapmasına kefaret oluyor mu? Eğer açığa çıktı, Allah razı olsun. Diye vicdan azabı çekip, o fiile nasuh tövbesi, yani nasuh demek lisan değil. Dönmemek yani.
dönerse, dönerse, mesela diyelim ki internet rezilliği, rezilliği var. Eğer sen buna unutmayın, Allah her zaman kontur vermez. Eğer internet rezilliğin tövbe yapmazsan, bir gün senin aileni ve senin maneviyatını bile yıkacak, senin dünyanı açığa çıktığı zaman onu hiçbir şeyle ödeyemez. Onun için ciddi tövbe şu: hemen seni şeri götüren yol olan, yöntem olan aletleri, yolları kapat. Hem bak şimdi, şu anda internet yok. Televizyon yok şu anda. Var mı yanımda? Yok. Gireyim mi girmeyeyim mi? Telefon var. Gireyim mi videoya, girmeyeyim mi? Eğer gücüm yeterse girmem. Eğer ben bu telefona veya televizyona gireyim mi girmeyeyim diye gücüm yetmeyip ben internete girersem, adın gibi bil ki açayım mı açmayayım mı ya gücün yetmeyip açmışsan, açtıktan sonra şeri izlememeye gücün yetmeyecektir. Yani plaja gideyim mi gitmeyeyim mi? Gücün yeter. Plaja girdikten sonra gücün yetmez. Abi Kur'an'da zaten zina yapmayın değil, zinaya yanaşmayın değil. Evet. Bak şimdi, eğer güçlü olsaydın plaja girmeyebilirdin. Girmemeye gücü yetmeyen, girdikten sonra bakmamaya gücü yetmez. Yüklü arabalar yokuş aşağı gidiyor ya abi, fren patlıyor. Yani fren tutmaz yine. Tutmaz. Çünkü yani ağır bir yük alıyorsun üzerine, kesin patlayacak yani. Kesinlikle. Veya seni patlatacak. dirayet, kararsızlığın tersi. Anladın mı abim? Buraya bir bak. Anladım abi. Neymiş abi? Kararsızlığın tersi. Tersi. Dirayet, korkmanın tersi. Yani benim bir yöntem var. Risale'de bir cümleyi veya bir kelime anlamadın. Nedir? Anlamadınsa ne değildir ama. Evet. Başka dirayet, kişiliğini korumak, yılışık olmamak, ciddi ve saygın yaşayabilmek. Başka, taşıdıkları ilmin, tecrübenin, taşıdığı ilmin, taşıdığı tecrübenin şuurunda olmak. Ona uygun davranma. Yani taşıdığı ilim ve şuurun, yani şahsiyetinin, çünkü insanı oluşturan bir ilim, bir de şuur. Yani tecrübeyi, o ilmi, o yanlış ve doğrular arasındaki kazanımların olan tecrübeyi, ilim ve tecrübeyi birleştirirsen şuur olur. Bir daha. Yani dimağdaki bütünlüğü sağlarsan. Yani ilmin ve yanlışlıklar arasında o doğrularla çarpışarak gelmişiz. Bu tecrübeyi kazanmışız, tamam? Yani ilminle tecrübeyi birleştirirsen bu şuur olur. Bu şuurun farkındalığı dirayet. Abi bir de hatırnazlık, özür dilerim. Bir de hatırnazlık vardır, hani insanı çok zorlar ya. Dirayeti o yönden bakarsak eğer, Allah'ın hatırını bütün hatırların üzerine çıkartmak şeklinde de görebiliriz. O da olur. Bak mesela, bak var mesela, düşünmedim ama kendisi. Yani bunu artık kanuniyet çoğaltın yani böyle. Bir iş sürüyoruz, ondan sonra şu korsak. Peki şöyle bir başlık olabilir o zaman. Dirayeti ne bozar yani? Ha, güzel. Ne bozar? Hazırdaki lezzete, hissiyata kapılmak yani. Çok güzel. Yani dirayeti ne bozar? Hazırdaki lezzetle. Yani hazırdaki lezzet değil. Tamam, orada şöyle. Hazırı mazisiz ve mustakbelsiz yaşamak. Oradaki lezzet, hazır lezzete kalmıyor. Hazır lezzeti niçin yapıyorsun? Niçin internete giriyor? Ahiret şuuru olsa girmez. Doğru. Bir gün o an olmasa başka bir vakitte zararlı olduğunu, kötü olduğunu kabul ediyor. Hatta kendisi ders yapıyor. Ders yapıyor. Hatta kendisi ders yapıyor. Yani dirayeti ortada kaldırmak, mazi ve müstakbeli unutmaktır. O zaman hazır zevke muptelâdır. Zevk tuzakları. O zaman şöyle bir noktaya nazar da şöyle, bu zamanın insanı dirayetli olabilmesi için Kemal Manada nur talebesi olması gerekiyor. Çünkü Risale-i Nur maziyle halihazırda o dirayeti sağlayan bir bağ yani. Bağdır, evet. Evet abi. Tabii ki. Dirayet, hedefinden şüphesiz emin olmanın haleti. Hedefinden şüphesiz emin olmak.
Üstad'ın anlatırken abilere dirayetli kardeşim. Hüsrev abi dirayet de simgeliyor. Ötekisi bilmem ne merak ettim yani kime dirayet diyor. Hüsrev'in dirayeti, bilmem ötekisinin gayreti, ötekisinin şefki, bilmem neyi sayıyor. Okudum arkadaşlar ya. Tek tek bu okumadan olmaz yani. Ya biz de diyoruz ki ya o an ona bir iltifat edecek bir şey aklına gelmiş onu söylemiş. Mesela değil mi sevgili Yusuf abi, muhterem Ahmet, değerli şey Hasan, ondan sonra mübarek Murat, gayretli Gafur. Yani aklıma o gelenleri hayır, saydım. Hayır, tövbe. Hayır. Hayır, ruhunu seyrediyorlar bunu. Ya. Ruhunda öne çıkan sıfat. Mesela Tahir'in diyor şeyi, ciddiyeti, Hüsrev'in diyor kalemi ve dirayeti, Hafız Ali'nin ihlası. Sadakati. Sadakat kimi diyor çok merak ettim. Kime Hafız sadakat diyor abi? Hafız Ali abi. Hafız Ali abiye, ihlası Hüsrev abi, Hulusi abiye. Zübeyir abi abi. Zübeyir abi hiç demiyor bir şey. Hepsi Cem olmuşlar. Tamamen gizli abi Zübeyir. Çünkü sır katibi ya, bir şey demiyor. Gizli. Yani o yanında, Sungur abinin anlattı, ben naklediyorum. Biz diyor dışarıda odada kalem yazardık. Ama Zübeyir abi de, Zübeyir kardeş içeride dedi. Ustatla beraberdi diyor. Normalde bana velayet... Ya birisini yüceltmek değil, babamın oğlu değil ki ya. Tabii olanı anlatıyor. Yani. Velayette mesela makamı üveys tabir ediliyor. Yani o makama onun ismi verilmiş. Evet. Makam Mehdiyet var. Evet. Makamı Hızır var. O makamı o isim verildiği gibi... Ünvan ya. Yani. Dirayette, işte sadakatte, ihlaste, velayette makamdır. Külliyete baktığım zaman o makamda mesela Hüsrev abi, onun ismi verilmiş. Evet. Evet. Yani onu simge olarak göstermiş. Evet. Başkasını da kullanıyor. Ya bir bakın, dirayet Hüsrev abi değil de benim hatırıma gelen Refet var. Refet abi için de var. Refet abi, he. Yani birkaç kişi var. Keşke onları yazsaydım. Peki, tamam. Onu şeyime gelmedi. Bulursanız bana söyleyin. Kuvvetli dirayet, kuvvetli ve yakini burhanlarına istinat etmekten ortaya çıkan hakimiyet. Çok antika bu da. Bir daha. Kuvvetli ve yakini burhanlarına. Mesela delil zahirdir. Burhan batındır. Batıncılarda dirayet fazla olur. Çünkü dirayet sahibine ustad burhan diyor. Biliyorsunuz. Delil şöyle Murat'ın mıydı? Ateş yakıyor. Ateş yakıyor, bu delildir. Bunu Allah ateşi yapıyor. Burhandır. Evet. Ama genel herkesin kabul ümmet olması da hüccet oluyor. Yani deli zahirdir. Burhan batındır. Kalbidir. Şimdi dirayeti burhanla simgeliyor. Diyor ki kuvvetli ve yakini burhanlarına istinad etmekten ortaya çıkan hakimiyet kişinin. Olaya hakim olması. Delilden çıkmış, yani zahirden çıkmış, batını yaşıyor. Dirayet sahipleri kimlerdir diye şimdi ona geldim. Zahiri meşakkatleri, zahiri yolları geçmiş. Kısmen, derece derece tabii. Geçmiş, enfusi tefekküre muvaffak olanlarda olur dirayet. Zahirde değil, mülkte yaşayanlarda olur. Oradan başlar. Çünkü dış dünyanın tazdiki dayatmaları şehvettir, gadaptır, öfkedir, taasıptır, cemaat şeyidir. Tamam mı? Ondan sonra gittiği geldiği Ahmet tenkit ettiği, takdir ettiği bu tür şeyler zahirdir. Bu insanı etkiler. Bu şeye benziyor. Denizdeki dalgalar, sandal var, sandal. Bu sandal dalgalarla plup 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 Yusuf oynar. Ama Rüştü abinin misalidir bu. 300 bin tonluk bir gemi düşünün, dev. Dalga bir vurur, vurduğuna pişman olur. Suratına şamarı vurur denir, gemi. Çekilen. Şimdi dalga vurur, gemi onu dışarı atar. Ama sandal ise dalga vurur, o vurdukça eğilir, büzülür. Öyle. Vurdukça eğilir. Vurmadıkça şam. Ama ötekisi ise gemi ona vurur, geriye düşer. Şimdi diş dayatmalardan çıkınca içe dönüyorsun. Yani enfusi tefekkür şu. İki tane tevhid var. Bir tevhid, bir de sırrı tevhid var. Evet. Tevhid sırrı. Şimdi nurcuların ustad diyor ki, ya tık tık yapma. Nurcuların şu.
15 günde bir ihlas okunsun diyor. Ben bunun peşine düştüm ise, herkes bir şey söylüyor. Ben de çok şey söyledim. Bunun hakkında neler dedim? Şu anda en son dediğime şuna vardım. Nurcuların tevhid sorunu yok. Mesela Allah'ı, ahireti ve gelebilecek soruları tak tak cevap veriyor. Fakat bir kardeşini azmedemiyor. Bu nasıl oluyor dedim. Yani ihlas da çok iyi ders yapıyor. Ha, nurcuların tevhid sorunu yok. Sırrı tevhid sorunu var. Yani zahirdeki tevhid, mesela bana gözü veren kör olmaması lazım. Bu çiçeği boyayan kör olmaması lazım. Bayana hayat veren hayatta olması lazım vesaire. Bu tevhiddir. Sırrı tevhid ise diş hadiselerden sıyrılıp enfusi tefekküre muvaffak olan enfusi tefekkürdür ustad. Yani enfusi tefekkürü muvaffak oldu mu sibgatullah olur. Allah'ın boyasıyla boyalanır. Allah'ın nazarıyla bakmaya başlar. Allah'ın nazarında kafir bile vardır, yaşam hakkı vardır. Allah'ın nazarında zina da vardır. Kumar da vardır, Kur'an da vardır, iman da vardır. Allah yaratmış. Tamam? Fiilin sahibi odur. Allah'ın nazarıyla bakabilmek, enfus. Bu enfusi tefekküre girmenin yolu en keskinlerden bir tanesi ihlastır. Bizi ihlas niye 15 günde bir okuyacağız? Çünkü bizi enfusi tefekkürde, tevhidden enfusi tevhide geçmemiz lazım. Enfusi tevhide geçen o sırrı tevhid oluyor. Sırrı tevhid olunca Allah bir insanın ders yapmasından hoşlanır. Allah bir insan, bir kulunun birisine tebliğ etmesinden hoşlanır. Allah bir namazsızın namaza başlamasından hoşlanır. Öyle mi? Sırrı tevhid sahibi olan ve ihlasla buna muvaffak olan bir insan, bir kardeşine ders yapmasından zevk alır. Sırrı tevhid sahibi. Çünkü Allah'ın nazarıyla baktığı için. Allah ders yapandan hoşlanır mı? Hoşlanmaz. Namaz kılanda hoşlanır. Haramdan kaçanda hoşlanır. Fedakarda hoşlanır mı? Vakfı hayatta hoşlanır mı? Yani dini mubini, İslamiyet'e fedakarlık yapana, gayret edene Allah sever ve hoşlanır. Eğer bir kardeşin fedakarlığını, güzel hizmetini, topluma faydasını, sırrı tevhid sahibi ise ondan zevk alır. Eğer Allah Allah bizden değil, nerede yazıyormuş o ya? Öyle bir şey yok diye eften püften bahanelerle hazmedemiyorsa o sırrı tevhid sahibi değil. Asla olamaz. Değildir. O tevhid sahibidir. Sırrı tevhid değildir. Abi şunu söylemişsiniz de çok... Şu cümleyi de söyleyeceğim. Sen şey. Sırrı tevhid sahibi dirayet sahibidir. Onun için feraset, dirayet, basiret çok milyon insanlarda bir tek var. Abi kendinizi terk etmek demiştiniz. Evet. Kendinizi boşaltmak. Evet. Kendini boşaltmazsan dolduracak yer yok zaten. Sıbgatullah olmuyor, girmiyor, evet. İçeri girmiyor. Çok güzel. Mesela sahabelerin en büyük sıfatı ishar hasletidir. İz takip ediyorum. İshar ne demek? Kardeşini tercih etmek. Kardeşini tercih edebilmen için kendin yok olman lazım. Kendini kaldırmadıkça o var olmaz. Ben kendimi kaldırdım. Kaldırdın mı? Bir boşluk oldu mu? O boşluğu da Allah, sen mi kendini kaldırdın? Ben de kendimi, senin boşluğunu kendimle dolduracağım dedi. O kendini terk edip kardeşini tercih edenin ortaya çıkan boşluğu Allah kendisiyle dolduruyor. O kalp artık Allah. İşte dirayet sahibi, bu ishar hasleti de diyeceğiz de, yani sırrı tevhide mazar olanlar da evet. Olur. Normalde abi sahte para var. Kalp ben dedim ki sahte bir para var. Ben bu parayı sana veriyorum. Sen de bunu bilmiyorsun sahte olduğunu, ben biliyorum ama. Değil mi? Hı hı. Sen bilmiyorsun. Mesela sırrı tevhidsiz nurculuk o zaman sahte para gibi. Evet. Ben biliyorum yani. Aslında bu çok iyi. Evet. Bu adamın çok güzel topluma hizmet ettiğini, bu adam çok iyi kişilerin ülfetini kırdığını, Nur'a hizmet ettiğini, yani elhamdülillah Risale'deki mana hakikatlerine işaret ettiğini, hatta Risale'de sevdiğini de biliyorum ama kör olası o şey hazımsızlık. Çünkü çok ağır bir yemek yemiş. Onu hazmedemiyor. O kör olası hazımsızlık yapamıyor onu. Ne yemiş? He? Ne yemiş çok ağır yemeği? Lezzetinden dolayı yemiş. Evet. Demek ki o oraya seni hazmedememekle kendine ait bir şeyleri koymuş ki hazmedememek. Evet.
Yani lezzet almış kendine ait bir şeyden. Yani nefsini memnun etmiş. Nefsinin özelliklerini ortaya koymuş. Seni kabul ederse o lezzetten feragat ediyor. Evet, oysa o lezzeti terk etmek terk zannetmiş. Lezzetini daha büyük lezzet. Lezzetini terk edene Allah hemen cevap veriyor kendisiyle. Allah lezzet vermiyor. Allah kendisini veriyor. Buna vaat ediyor Allah ayetinde. Benim için bir günahını terk edene imanın hazını tattırırım diyor. Evet. Buna ait Şualar 130'da bir şey naklediyorum. Diğerlerini hep okuduklarımda çıkardıklarımdı. Ama o kadar mecbur oldum ki bunun cümlesini yazmam lazım. Çıkarım yapamadım. Cümleyi yazıyorum. Şualar 130. Al ve Asad namında ve Nebi Beşir'in Enbiya'dan sonra feraset ve dirayet ve kemalatla en meşhur. Bak bir daha okuyorum. Ne olur kaçırmayın. Al ve Asad'dan ve Nebi Beşir'in Enbiya'dan sonra. Peygamber ve Al ve Asad'dan sonra. İnsanların feraset, dirayet, kemalat. Ta bu üçünün hulasası en meşhur. Yani ferasette, dirayette, kemalatta en meşhur, en muhterem, en namdar, en dindar, en keskin nazarlı Taifi azimesi. Kimmiş? Ehl-i Beyt. Sahabeler. Sahabeler. O yüzden ulaşılmaz kılınıyor işte. Evet. Sebepleri niçin biliyor musun? Al ve Asad namında. Aynı zamanda Al da Asad da var içinde. Ama Nebi Beşir'in Enbiya'dan sonra. Ali Beyt de dahil. Peygamberden sonra sahabe niçin sahabedir? Bir, ulaşılmaz bir feraset, ulaşılmaz bir dirayet, ulaşılmaz bir kemalat. Olmasının sebebi peygambere muhatap olduklar. Peygamber insiba ve inikasla onu yapılandırdı ve değiştirdi onu. Değiştirince bunların ferasetine, bunların dirayetine, bunların kemalatına en meşhur, en muhterem, en namdar, en dindar, en keskin nazarlı Taife-i Azimesi sahabelerdir. Evet, dışarıda yaşayan kıskançlığı olur. Dirayet yoktur. Peki, şimdi çok acayip, sıralıyorum buradan. Bunu mektubatta okudum şu anlardan. Bunu da örneğe çıkarttım size. Şimdi sahabelerin sıfatını okuyorum. Bulamazsınız yani. Bulamazsınız derken çok uğraşmanız lazım. Ben bu seviyeyle uğraştım, okudum. Sahabelerin 11 tane sıfatını yazdım. Yani bu öz bulmak zor olduğu için diyorum. Yani günlerini alır. Bulursun da. Özünü alır. Yani dikkat edin diye altını çizerek böyle şey yapıyorum. Şimdi sahabeyi, sahabe yapan 11 tane sıfatını bulabildim günlerde. Sahabe efendilerimiz 1. İshar hasleti sahibiydiler. İshar. 2. Feraset sahibi. 3. Dirayet sahibi. 4. Kemalat sahibi olmaları. 5. En muhterem. 6. En namdar. 7. En dindar. 8. En keskin nazarlı. 9. Kemal-i merak sahibiymiş. En çok Allah'ı merak edenler. 10. Gayet dikkatliymiş. 11. Nihayet ciddiyet sahibi. 12. Çok şiddetli ihtiyacını hissetmiş. Allah'ı ve peygambere. En çok Allah'ı ve peygambere ihtiyaç hissetmiş. 12 sıfat. Yani çok acayip. Çok acayip arkadaşlar, bildiğiniz gibi değil. Bu sahabe efendilerimiz çok garip. Ben şunu bir çevireyim. 12.si çok acayip. En çok ihtiyaç duymuş. Çok şiddetli ihtiyaç duymuş. Allah'a ve ahirete. Bunu çevirebilsem. Demin yapmıştım ama. Demin yaptım, bir daha yapayım şunu. Hani bu saydıklarınıza mı giriyor farkındalık? Dirayet sahibi olmuş bunlarla cemi. Ama derece dere.
Devam ediyorum. Dirayet o işin ehli mevzusuna hakim. İşaretleyeceğiz. Şey, şualar 425. Bunu vermek zorunda kaldım. Çünkü bunu sorarlar bana. Dirayet o işin ehli ve mevzusuna hakim kişiye deniliyor. Mesela sandal gibi lop 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 oynamaz. Sabun gibi elde oynamaz. Başka? Vicdandaki zihin, biliyorsunuz vicdanda ne var? 4. İrade, zihin, his, latife rabbani. Ha, dirayet neymiş? Vicdandaki zihin, dima kullanmasıdır. Cima kullanması. Devam ediyorum. Zihnin dima hakim olması. Zihnin dimadaki hakimiyeti. Nerede anlatıyor? Konferans 95. Çok önemli olduğu için sayfalar. Bir daha soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye giriyorum. İrade, zihin, his, latife rabbani. Vicdandaki ikinci mertebe olan zihnin dima kullanıp ve dima hakim olması. Zihnin dima hakim olması nispetinde dirayet gözükür. Allahu Ekber. Şablon yani. Evet, korkunç bir şey yani. Çünkü vicdan bizimle ilgili değil, verilen bir şablon. Fakat dimağı kullanan biziz. Dimağda her şey ilmiyle veyahut da şahsiyetiyle, kişiliğiyle, eğitimiyle, yaşadığı çevreyle birçok şeyle boyalanıyor. Evet. Ama vicdan bir şablon. Evet. O hakiki şablonun geldiği yer Cenab-ı Hak. Oradan aldığın şablonu kendi kullandığın şeye koyduğun ve uyuştuğu ölçüde dirayetli oluyorsun. Evet. Yani vicdan dedin ya, vicdan nedir? Vicdan nedir biliyor musunuz? Bu manadaki cümlesi vicdanı, cümle var böyle o 100-140 tane kadar cümle. Bu manadaki vicdan şu. Haşir meydanında hesaba çekileceğiz ya. Hasebu enfusikum kablen tuhasebu. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Haşir meydanındaki hesabın küçük bir provasıdır. Yalan diyebilirim sana. Seni aldatabilirim ama kendi kendimi aldatamam. Eğer kendi kendimi aldatıyorsam bitmiş, vicdan bitmiş. Vicdanı bitmiş de münafık diyor. Abi, vicdandaki sadece bir his, dimağı kullandığı zaman dirayet oluyor. Evet. His değil, zihin kullanıyor. Zihin yani, evet. Zihin kullandığı zaman. His de kullanacak, Latife-i Rabbani de kullanacak o zaman. Veya vicdan bütünüyle beraber dimağı kullanırsan olur. Ha, şimdi eğer 4 tane şey var. Bir, kemalat, dirayet, feraset, basiret miydi? Evet. 4. Eğer zihin dimağı kullanırsa dirayet. Eğer latife-i rabbaniye kemalat kullanırsa kemalat. His kullanırsa basiret. Basiret nurdur. Yani latife-i rabbaniye basiret olur. Eğer irade dimağı kullanırsa da feraset olur. Ne demiştik ona? Basiret feraset olur. Dört tane. Çok antika bir soru. Milyonda bir hepsi de kullanıyor yani. Yani peki milyonda bir de ben yani eksiğim ben ne yapayım? Kardeşim yapanlarla beraber olacaksın. İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle bir soru sordular. Ya ne güzel bir insan ya. Büyükler, hakikaten büyük adamlar. Şimdi onlar sanki poligon taşları gibi yani arsaları gösteren mihenk taşlar gibi. İyi olmak, hep kullanırım ya. İyi olmak için ne yapalım diyor. İyilerle beraber olun diyor. Ha demek ki vicdanda 4 veri var. İrade. Eğer irade dimağı kullanırsa ne olurdu? İrade? Hayır. Basiret. İrade kullanırsa mı? Evet. Basiret. Eğer zihin dimağı kullanırsa? Dirayet. Zihin kullanırsa? Dirayet. His kullanırsa? Feraset. Latife-i Rabbani dimağı kullanırsa kemalat. Çok güzel. Bütün ilası takva alıyor. Ha, bunun cemi takva ile olur. Takva arttıkça Allah'ın nuru ve hakim oluyor. Peki takva nedir? İrade, zihin, his, Latife-i Rabbaniye'nin bütünlüğüdür. Peki takva biraz daha bütününün
Meniyat demek günahlardan iştinap etmek. Meniyat günahlar değildir. Çünkü günah var orada. Meniyat ve günah diyor. Günah haram şeyler. Terk et. Ya peki terkler. Men edilen. La ilaheleri. İlah. Hani terkler ve haramlar. Mesela hayat-ı dünyevi esas almak terk et. Dünya perestliği terk et. Tamam mı? Öyle terkler. Takva çalışır o zaman. Yani terklerle ve haramları terk ederek terkler haram değil ille bazıları. Mesela diyelim ki hazmedemiyor. Terk et kardeşim otur şey. Peki devam ediyorum. Biraz hızlı geçeyim ezan okundu. Şimdi Kastamonu 242'den okuyorum şu andaki. Ne kadar mecbur oldum ki yazıyorum bunu. Mazi ve müstakbele nazara alıp şimdiki zamanı yorumlaması duruşunu göstermesiymiş. Bir daha. Mazi ve müstakbeli nazara alıp şimdiki zamanı yorumlaması ve duruşunu göstermesiymiş. Çok önemli bu. Hatta İhlas'ın veri tabanını buldu Mustafa Baba. Mahviyet ve tevazu. Çıkan şu camı açsana. Bu dersin içerisine sokmak istiyorum şu ezanı. Aç abi. Bak, İhlas'ın içerisinde ne var? Buldu bak. 242. 242. Orada. Tevazu ve mahfiyet. Terki enaniyeti ekleyebilir miyiz abi? Öyle diyor orada. Mahfiyet yani odur zaten. Mahviyet. O mektuba göre onun içindedir. İhlas'ın veri tabanı ama ikisi o mektuba göre yani. Evet o mektuba ama göre. Çeşitli toplamalar yapılabilir, çoğaltılabilir yani. Tabii tabii bir sürü. Ha bir sürü var da orada öyle. Şimdi başka bir yer söylüyorum size. Önceki şeye benzedim. Öncekinde söylediğinizde mazi ve müstakbile bakarak eylem yapmak burada duruş dedi abi. Evet. Duruşa dönüştürdü. Çünkü mesela dirayet aynı zamanda yazı yazmak ya, tefsir yazmak. Ondan sonra eylemsel, bu ilim. Eylemsel itibariyle duruşun, içsel itibariyle dört tane var diye çekirdek, meyve, ağacın görüntüsü ve batınısı itibariyle. Mesela meyve itibariyle tefsir yazmak. Zahir itibariyle durmak. Tamam mı? Batın itibariyle içsel dengeyi sağlamak. Evvel itibariyle bu şeyi barındırmak, şeyi, dirayetin nasıldı? Tarafgirlik. Tarafgirlik vardı. Üç tane şey vardı ya içinde barındırıyor. Şu benim kafama şey taktı ya. Farkındalık. Evveli o. Tarafgirlik ve farkındalık. İçsel itibariyle vicdanın kemal noktada çalışması da diyebilir miyiz abi? Evet. Tabii canım. Yani zaten kemal, içsel motorun dışa vuruşları bunlar. Kemalat, feraset, basiret, dirayet, motorun dışarıdaki sesi, kornası. Şimdi senin halis ve yüksek dirayetin terakkidi olduğunu gösteriyor. Kastamonu 7'de anlatıyor. Bak onu yazdım. Bir de okuyayım. Şu ezan ne güzel ya. İlk ezan var. Oh, sanki yeni okuyor. İlk defa duyuyorum. Keyif veriyor. Bak Kastamonu 7. Senin halis, bak, halis, dirayetin altını söylüyor. Koyuyor, taş koyuyor. Halis ve yüksek dirayetin terakkide olduğunu gösteriyor. Usta, dirayeti külliyatta tefsir yazmak olarak kullanıyor. Hizmetteki samimiyeti olarak kullanıyor. Ve tedbir dirayetten çıkarmış burada. Tedbir dirayetten çıkar.
ilmin, faziletin eyleme dönüşmesiymiş dirayet. Yazıya dönüşmesiymiş dirayet. Dirayetli insanlara bakınca sanki bir şahs-ı manevinin temerküz etmiş gibi insana güven veriyormuş. Şöyle bir şey buldum, yeni Allah nasip etti. Buldum derken Allah gösterdi. Bu çok antika, bunu sana çok lazım seni. Seni bildiğin için, bildiğim için söylüyorum. Yeni buldum. Şahsi kemalat yok, bu malum. Bu asırda şahsi kemalat yok. Peki nurcularda kemalat yok mudur? Var. Nerede peki şahsi kemalat yok? Şahsi manevinin bireye yansıması. Yani o şekilde değil. O şekilde neticeyi söyledim. Şahsi kemalat yok. Kemalat yok mu? Çok düşündüm. Çok ama. Kemalat olmasa nasıl yaşayacaksın? Kişinin, ferdin Risale-i Nur'a ihlas, sadaka, takva, hizmet, iştinab-ı kebair derecesinde davaya hizmetkarlığı nispetinde şahs-ı manevinin ona yüklediği kemalat var. Kendi kazanımı değil bu kemalat. Şahs-ı manevinin verdiği kemalat var. O kemalatla iş yapıyor. Anladık mı abi? Anladım abi. Bu çok antika bak. Kendi kazandığın kemalat yok ama yok mu? Var. Ama benim değil. Bunu izan ettiğin anda ihlas oluyor. Risale-i Nur'a mı veriyoruz? Temessül ediyor yani. Evet. İhlas sanki aynı misaline benziyordu. Ortaya şey koyduk ya. Evet. Şimdi biz hepimiz toplandık, büyük mum aldık. Hepimiz ayna koyduk. Aynamız nispetinde bize evet. De yansıyor. Bütün şahsı manevinin şeyi. Benim orijinalime giden, doğru. Evet. Benim orijinalime giden şu. İnsanda kemalat vardır, kendisinin değildir deyip duruyorduk. Kendisinin değildir, değildir, değildir. De nedir yani? Bir şey var. Bir şey var. Ya o zaman tahtisi nimet nevinden böyle demek gerekiyor. Tabi böyle yani. Yani bir böyle, gömlek var. Var. Bana giydirene aittir. Hı. Dolayısıyla şahs-ı manevi vermiş. Hı. Çok orijinal bir şey. Demek ki o saydığınız vasıflar vardı 6 tane. Demek ki o gömleği giyebilmek için koyacaksın ki alacaksın. Evet, onlar olmadan olmuyor. Abi bir şey sorayım. Bir insana bütün dirayetsiz veya bütün dirayetli demek mümkün değil. Değil. Bunun dereceleri var. Tabii. Dirayetin. Peki bu nasıl ki beşerin terakkiyatında musibetler çok önemli, dirayetin artırılmasında yapılması gereken nedir? Yani bu hani neyle karşılaşmalıyız, neyi çok daha iyi yapmalıyız? Yapalım. Çok güzel. Evet. Devam edeyim, çıkacaktır o. Bak, dirayetli insanlara bakınca kimde var? Kimdir bu? Dirayetli insanlara bakınca sanki bir şahs-ı manevi temerküz etmiş gibi insana o güven veriyor. O insanlar poligon taşları gibi. Baktığın zaman adama güven veriyor. Limanda gemilerin bağlandığı yere baba denilir. O dirayetli insanlara bağlı. Bir de şeyde var abi ya, bir gide var, baba var. He? Nerede var? Bir gide. Bir gide ne? Baba var ya, baba lokantası var. Ha, bir gide var. Bilgi he. Bilgi değil mi o? Bilgi mi değil o? Öyle İzmir'deki ilçe. Evet. Ama çok harika bir şehir. Bir de baba lokantası değil mi o? Evet. Baba lokantası vardı. Acıktı anlaşılan. Peki, bu çok antikaydı, bir de okuyayım ya. Dirayetli insanlara bakınca sanki bir şahs-ı manevi onda temerküz etmiş gibi insana bir güven veriyor. Başka? Geleceği ciddiye nazara alanlarda halis ve ciddi dirayet olur. Geleceği ciddi alanlarda, yani leylim yaşamıyor. O yaşaya, ahireti ciddi almıyor, geleceği nazara almıyor. Ahireti ciddi alanlarda oluyor. Ne yapmak lazım dedin ya. Evet. Bak işliyor. Yani bir kumaşı dokuyan ipler gibi bak. Bir tanesini geleceği ciddi alandır. Da olur. Başka? Evet abi, bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi adama diyorsun ki bu eyleminin karşılığı cehennemdir diyorsun, tamam mı? Biliyorum diyor. Niçin buna ne? Ha demişsin. Allah Kur'an'da Allah. Ne diyor biliyor musun? Allah diyor ki Kur'an'da bir mana. Ha uyarmışsın, ha uyarmamışsın. Sevap eşittir diyor. Aynıdır diyor. Adam bana aynen bunu dedi abi. Allah beni bile affetmez. Allah beni affetmez. Biliyor dedi, affetmez.
Beni zaten affetmeyecek diyor. Öyle diyor değil mi? Allah seni affetsin dedim, aynen böyle dedim. Allah seni affetsin diyorsun, o diyor ki aynen. Allah beni biliyor, beni affetmeyecek. Normalde abi bu 13. lafıda üstad günah ikiye ayırmış, günah. Mesela insan bir günah işledi. O günahı günah olarak kabul etmemek daha büyük bir günahtır, kusurdur diyor. Evet. Yani kusurunu bilse, kusurluktan bir normal günah işledin, adam içki içti diyelim, zina etti. Ya Rabbi affet beni, Allah bunu istiyor zaten. Yani sen kusur işse, o kusurun içinde onu bul. Evet. O yüzden kusur işliyorsun. Çünkü zaten günahın vücudunda da bu hikmet var. Evet. Yani o günah içinde Allah hatırlamak, Allah'ın hoşuna gidiyor. Yani gizli tevhid var, o da günah, günah olduğunu kabul etmemek, öyle görmemek daha büyük bir günah kusur evet. Yani. Geleceği ciddiye nazara alarak halis ve ciddi dirayet olur. Yani imani bil ahiretin derecesine göre dirayet hem fiile hem de tefsirine gözükürmüş. İmani bil ahirette dirayet artar o nispette. Ahirete iman ne kadar artarsa dirayet burada gözükür. Mevzuya hakim şey, dirayet sahipleri bu tip insanlara erva habiseler paldır küldür yanaşamazlar. Bunlar zanlarıyla hareketten kaçındıkları için vehimlerine göre hareket etmezler. Bak ya, dirayet nasıl olur? Bu çok önemli ha. Dirayet sahiplerine paldır küldür şeytan ve cinler gelemez. Bunlar dirayet sahipleri zanlarıyla hareket etmezler. Bunlar bir daha okuyayım. Bunlar zanlarıyla hareketten kaçındıkları için vehimlerine göre hareket etmezler. Adeta ilmin enerjiye dökülmüş halidir dirayet. İlmin enerjiye dönüşmüş halidir dirayet. Bunlar yaşayan çınar ağacı gibidirler. Yani gölgesinden, meyvesinden, rüzgarından, yağmuru çekişinden, değil mi? Yağmuru gelmesine sebep olur çınar. Kendine hakim, bu nispette de vehim ve vesveselerine de hakimdirler. Yani vehim ve vesvesesi gelmez değil. Vehim ve vesveselerin ne kadar lazım olduğunu, kendisini ne kadar aktif ettiğini, çünkü hakikatların derecelenmesine, terakkisine vehim ve vesveselerin olması gerektiğini bilirler ve vehim ve vesvesenin gitmesini istemezler. Çünkü hakimler buna. Kedinin fareliğine de iyi kullanıyor. Evet, kullanıyor. Dirayet şecaat kılıçta tezahür eder. Bak. Şecaat bak bir şey anlatacağım. Şey yapacağım. Şecaat kahramanlık kılıçta gözükür. Kelime de dirayetin tezahürüdür. Yani kelamı dirayetinin gücüne göre çalışır. Lemalar 92. Çok korkunç bir şey. Çok güzel. Burada kesip de istersen bir yarım şey var okumayayım, ezmeyeyim diyorum. Gene yapalım. Abi biraz üzerine de ekleriz gibi geldi bana. Tamam. Çünkü, hoş bir... Çok harika. Bir de okuyayım. 92. Burada kesiyorum. Sonra namazdan sonra bitirelim. Şecaat kılıçta tezahür eder. Kelamı da dirayetin tezahüründe olur. Yani kalemi dirayetinin gücüne göre çalışır. Çok güzel. Bu zahir manasını da kapsıyor dirayete. Evet. Yani o tefsir manasını da kapsıyor. Abi namaz arasından önce bunu söylemezsem unuturum. Çok önemli söylemek de istiyorum kendi adıma. Şimdi dirayet sadece savunmada kalmayıp yeri geldiği zaman saldırmayı da gerektiriyor. Mesela sizin anlattığınız birkaç günden beri yırtına yırtan anlattığınız Şiaların sürekli bozmak amaçlı sorularına cevap verirseniz sürekli savunmada kalmaktır. Bu dirayeti de kırar, yok eder. Onları def etmek bu dirayet dediğin de bir göstergesidir. Def etmenin sebebi Müslümanlara, Ehl-i Sünnet'e, Şiaların sorularına cevap aramayın. Bu bir tuzaktır, hizmet edememektir. Kendini geliştirememektir. Sorularla, cevapla meşgul olmayın. Bu soruların yani mesela kader inkar ediyor. Kime diyor bu? Kaderin ispatına kayma. Gitme sakın. Evet. Hadis inkar ediyor. Hadisi hissiyatını delillendirmeye çalışma. Bu tuzaktır.
Kaderi inkar ediyor. Kim? Kimin ne dediği değil. Kim adına ne dediğidir. Kaderi inkar ediyor. Kim? Bu. Gel bu tarafa. Geçmişte, selefte kader inkar eden kimdir? Tabii. Mutezile midir? Mücessime midir? Şia mıdır? Baktığınız zaman Şia var. Şia. Bu adam Şia'dır. Ha, bu adamın Şia olduğunu ispat et. Bütün her şey düşüyor. Bitiyor. Böyle bitiriyorsun. Şia'dır. Bunlar ne yapıyorsun Müslümanların? Tarafkirliğini aktif ediyorsun. Yoksa sen gelen derenin pisliğini hep temizlemeye kalksan gücün yetmez. Menbaana git bitir. Bu adam kimdir ispat et. Bu adam Şia'dır. Bu da dirayeti artırıyor hocam. Dirayeti artırıyor. Ve ahir devahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı masalavat. O Ramazan'da o vesvese geldi bitti. Ben merak ediyorum. İlmem bunun cevabı nedir? Yani kafama hiçbir şey takmıyorum ya. O kadar olmaz ki. Nereye taşıdı biliyor musun şeyi? Dirayet, bir şahsi dirayet var, bir de cemaatin dirayeti var ya, şahsi manevi. Evet. Şimdi bu dirayetinle şahsi manevinin dirayetine giriyorsun, şahsi manevinin dirayeti o nispetle güçlü kılıyor seni. Onu kullanıyorsun. Evet. Mesela bak, ihlas, sadaka, takva, hizmet, iştinab-ı kibayr sırınca o iştirak-ı amal-i hürreden hissedar oluyorsun. Yani giriş sebebindir. Evet. Yani cüz'i bir dirayetin, ilmin cüz'i ise irade-i külli, ilmi külliye bak diyorlar ya. Giriş sermayen değil mi abi? Evet. Şirkette ortak olma giriş sermayen. Mesela dirayet de öyle. Şans-ı manevinin dirayeti gelince vesvese olmuyor işte. Bir şey daha var abi. Şimdi şu var. Biz hani yine meşref ayrılıklarında mesela bu şey yapıyor insanlara. Diyelim ki zihinle beraber dirayeti yakalayan, yani zihnin dimağı kullanmasıyla ortaya çıkan dirayet. Dirayeti yakalayan adam, diyelim ki iradenin basireti kullanarak şey yapan adama karşı geliyor. Zannediyor ki o başka şey yapıyor yani. Başka yani, bir şeyden anlatıyor. Başka bir şey anlatıyor veya o onu anlayamıyor çünkü. Şimdi medrese içinde hepsi var mesela. Ben diyelim ki dirayetliyim, o basiretli, öteki ferasetli. Görüyor musun bunu? Şahsı manevi oluşuyor. Hmm. Enteresan abi ya. Çok enteresan değil mi? Tabii. Bu şahsı maneviden... Demek ki o zaman kişinin derecesi de burada ehemmiyetli yani o. Evet. Katkıları yani. Katkıları çok önemli. O ferdiyet makamındaki hepsini birden kullanabilen ustadır. Hangi malzemeli yemek? Dördünü kullanabilen ustadır diyor. Ustattır. Mesela vicdandaki irade dimağı kullanırsa neydi? Basiret. Vicdandaki zihin dimağı kullanırsa? Dirayet. Dirayet. Vicdandaki his dimağı kullanırsa? Feraset. Dirayet, feraset, kemalat. Yani şu, bir daha, vicdandaki iradenin dimağı kullanırsa basiret. Vicdandaki zihnin dimağı kullanırsa eylemsel itibariyle dirayet. Vicdandaki hissin dimağı kullanırsa eylemdeki karşılığı feraset. Dimağdaki Latife-i Rabbani'nin dimağı kullanırsa eylemdeki karşılığı kemalat. O basiret Rüşt abi'de vardı. Mesela 70'ten beri söylüyor abi fetvi. Evet. Demek ki o onu kullanıyor. Kullanıyor. Onda vardı o. Abdullah Yiğin abi bile Rüşt abi vefat etmeden önce 15 gün önce gitmiş. Rüşt abi dedi ki kardeş dedi hepimizi aldattı. Hepimiz de dedi bir sen aldanmadın dedi. Bak ortada vaka var canım. Mesela Sungur abi olsun, ondan sonra Tahir abi olsun, hakikaten çok destek verdi ona yani. Evet. Yani Tahir abi de ne kadar evliya diyor üstad, ona da şey yapıyor ama o kadar destek verdi ona yani. Verdi. Çok yani. Evliyaya bırak kutup olmak, bazı şeyleri gösteremedi. Kambur. O zaman bu hani abilere dirayet, ferasetli dediği yerler var ya, oralardan tersine giderek bunları da bulabiliriz abi. Nasıl yani? Yani şu abi mesela diyelim Kulusi abi. İhlas. İhlas. Neyi kullanmış? Yani dimağdaki Latife-i Rabbaniye ile dimağı kullanmış. Evet. Bir de bazı yani, noktalarda da almış. Yani, evet. Yani bazı noktalarda da tamam. Senin bu dördü çalışıyor ama gene yetmiyor. Çünkü mesela bir ayette geçiyor. Öyle münafıklar var ki sen bile bilmezsin ben bilirim diyor. Evet. Yani bu dördü de bilemiyor bak gene bilemiyor. Evet, gene. Münafık Allah diyor peygambere, o nur-u feraset sahibine diyor ki ben sana demeseydim sen dahi aldanırdın. Üstad bile söylüyor, 13. lemada söylüyor. Yanındaki münafık
diyor, bir adamın iltifatına kapındı, karşı tarafa geçti hemen diyor. Yani. Evet, acayip bir şey. Yani bu, evet. Sen dördünü şey yapamıyorsun, yani çalışsa da demek ki bir şeyler var yani, ekstradan bir atayla, bir nimetle. Evet, bu zaten inayet-i ilahiye mazhar olacaksın da. Ama sistem böyle çalışıyor. Peki, hadisat-ı azimede gemisini sahil-i selamete yüzdürüp çıkarabilmek dirayetle olur. Bilgisini, ilmini vehme ve vesveseye kapılmadan dirayetiyle fiile dökmektir. Şualar 315. Bu dershaneye çok bakıyor abi. Dershanecilik hayatına çok bakıyor. Nasıl yani? Cemaat hayatına çok bakıyor. Çünkü mesela ben konuşuyorum, bir şey iddia ediyorum, külliyattan delil gösteriyorum. Murat konuşuyor, aynı mevzuda farklı bir şey iddia ediyor, külliyattan delil gösteriyor. Hasan konuşuyor, külliyattan delil gösteriyor. Hı hı. Çünkü herkes külliyatı kendi işine geldiği gibi anlıyor ya da anlamlandırıyor. Mesela bugün yok mu alimlerden Kur'an'da şefaati Kur'an'dan delil gösterip reddeden? Evet var. İşte peygamberin şefaatini dahi diyor Kur'an'dan delil gösterip reddediyor adam. Ayeti çünkü öyle anlıyor, öyle yorumluyor. Oysa çünkü şefaatin... Burada dirayet, dirayet o veri tabanı, o dört veri tabanının zeminiyle meselelere bakabilen, o dört veri tabanının dürbünüyle meselelere bakabilen insan dirayetle hadisatın ortasından çıkabiliyor. Çıkıyor. Mesela örnek, çekişiyoruz, çelişiyoruz. Mesela diyor ki Gafur, ya diyor kardeşim dershanenin hukuku için diyor bu adamı diyor tard etmemiz lazım diyor. Şimdi bakıyorsun mantıklı, doğru, dershanenin hukuku falan böyle. Peki tard ettiğim zaman dershanenin hukuku kurtuluyor mu? Buna bakmadan, buna endekslenmişim ya, bunu yapıyorum. Halbuki dirayetli olsa insan o dershanenin hukukundan daha önce doğru davranıyor muyum? Doğru bakıyor muyum? Ben meseleleri doğru tahlil etmiş miyim? Ben iddiamda samimi bir şekilde hizmet odaklı iddiam mı var? Yoksa enaniyetim, nefsim odaklı iddiam mı var? Diyorum ki, kaç kere okudun lan sen Risale-i Nur'u? Kaç kere okudun? 15 kere okudum ben. Olabilir, 15 kere okudun. Ama bir defa bile okumamış adam neyi tespit etti abi? Vinç operatörü. Bir defa bile okumamış külliyatı belki. Tam bitirmemiş. Tam bitirmemiş. Epey okumuş. Neyi tespit etti? Risale-i Nur'un Tabut-u Sekine hükmünde vazife yaptığını, mağlup olmadığını, onunla gidenin mağlup olmadığını. Olamayacağını. Kanuniyetini tespit eden adam ilkokulda belki bitirmemiş. Yani vinç kullanıyor, kamyon kullanıyor. Böyle bir adam tespit. Hayır. 15 tane 15 defa ölçmek, okumak ölçü değil. Ölçü sen şablona koyduğun zaman, senin iddialarını, senin fikirlerini şablona vurduğun zaman, hakiki şablona uyup uymadığıdır. 15 defa okuman değildir. Biz böyle bir mevzu olduk dersen de, kim Nurcu yaptı seni dedi. O da dedi ki, Allah yaptı kardeş dedi. Adam biraz bozuldu tabii. Yani sen yaptın diyecekti. Yani sen diyor, yani ne iddia ediyorsun? Seni kim Nurcu yaptı diyor. Ne iddia ediyorsun? Bak, bakış açısına bak. Kendi enaniyetini kabul ettirecek ya. Ben 10 defa okudum. Sen benim Nurcu yaptığım adamsın, dün gelen adamsın demek istiyor. Ama dirayet, orada şablona göre hareket etmek. O oldu mu dershane hayatında problem çıkmıyor ya da problem çözülüyor. Çıkan doğru problem. Aziz gayret başka bir yer. Aziz gayretli, ciddi, hakikatli, halis, dirayetli kardeşim. Mektubat 278. Burada dirayeti bunların içine koymuş. Neyi? Aziz, gayretli, ciddi, hakikatli, halis, dirayetli kardeşim. Adeta en sona koymuş dirayeti. Sanki bunları cem ediyor gibi geldi bana. Bir şey demedim daha. Dirayeti bunun içine koymuş. Nazım'a göre öyle yani. Nazım'a göre öyle. Bir de şu olabilir mi Hasan abi? Onlar olmayan insanda dirayet olmaz. Yani mesela işte o, evet, onu farklı malzemeler birbiriyle imtizac etmiyorlar. Zeytinyağıyla suyu karıştırıyorsun, imtizac etmiyor. Demirleri koyuyorsun,
büyük mıknatısla toplayacaksın. Biraz baktın yerde kaldı. Demir gibi gördüğün şeyler tahtaymış meğer. Hakikatini o şey tespit etti. Bir daha okursan abi bu şeyleri. Aziz, gayretli, ciddi, hakikatli, halis, dirayetli kardeş. Hepsi dirayetin alt yapısı. Evet, gerçekten. Evet. Sonra dirayeti bunların içine koymuş. Dirayeti bunun içine koymuş, hatta Nazm-ı Mani en sona koymuş. Bilgisini, ilmini yaşayabilendir. Bilgisini, ilmini yaşayabilen, hadisaların tazikine aldırmadan olması gerekenleri söylemek ve yapmak, yazmak ve ifade etmek. Bir daha. Bilgisini, ilmini yaşayabilmektir dirayet. Yani dirayet, hadiselerin tazikine aldırmadan olması gerekenleri söylemek, yapmak ve yazmak ve ifade etmek demektir dirayet. Şimdi buna da mecbur oldum. Sayfa mecbur derken hepsinin şeydi ama çıkarım değil bu cümle. Kastamonu'da şöyle geçiyor. İmanın şahameti Müslüman'da, yani imanın şahametinin tezahürüymüş dirayet. İmanın şahameti Müslüman'da gözükmesiymiş. Dirayet var. Dirayet. Yani idealist insanların dava adamına dönüştüren sıfatıdır dirayet. İdealist yetmiyor. Herkes, bir de herkes dava adamına dönüşüyor. Değil. Herkes bilgili olabilir. Üstü idealist. Her idealist dava adamı olamıyor. Bilgi, idealist, dirayet. Son. Yani ne diyor? İmanın şahametidir. Herkeste iman var ama idealist değildir. İmandan sonra şey, idealist olmak, idealist insanların dava adamına dönüştüren sıfatıdır dirayet. Başka? Dirayet, mevzuya hakim olmak. Başka? İtikadın fiile dökülmesidir. Yani batıl da olsa itikadı kuvvetli olma nispetinde korkusu olmaz. Batılda da dirayet var. Batılda da ihlas olduğu gibi. Bir daha söyleyeyim. İtikat ettiği, itikat aklidir, iman kalbidir. Evet. Mesela bazıları şöyle diyor. Peygamber Aleyhisselam zamanında Müslüman idiler, sahabe idiler. Sonra mürtet oldular, abi diyorlar bana. Yani bir sahabe olmuş peygamberin vefatından sonra nasıl mürtet olur? Değil mi? Çok soruyorlar buna. Evet. Cevap, itikat aklidir, iman kalbidir. Karanlık aklidir, zulmet kalbidir. İhtiyar aklidir, irade kalbidir. Tamam. Şimdi itikat sahibiydiler, iman sahibi değildiler onlar. Yani akılları ikna olmuştu, evet. Kalpleri ikna olmamıştı. Olmamış. Bak, itikat dimağa ait sıfattır. Tahayyül. Dimağın arkadan yukarı. Soğan kabuğundan içeriye. Tahayyül, tasavvur, tahakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Dimağın son mertebesi itikat. Son mertebeye gelmiş ama imana geçememiş. Demek ki itikatları vardı, imanları yoktu. Zaten bir ayette abi, Hucurat suresinde amenna dediler, ayet gibi amenna demeyin, eslemle deyin. Yani iman ettik demeyin, siz İslam olduk deyin. Ya, yani daha iman etmediler yani. Ayetlerini düzeltiyor yani. Ya, ve şifre de veriyor peygamberimize, bunlara dikkat edin diye. Evet. Kalpleri çeviren Allah diyor. Evet, bir de okuyorum. İtikadın fiile dökülmesi, batıl da olsa İtikadı kuvvetli olma nispetine korkusu olmaz. Dirayeti bozan daha çok korkudur. Emir Dabir 156. Şimdi son yarım sayfa. Dirayet
cehaletin kalkması nispetinde ilim, irfan tezahür eder. Korkunun kalkması ile itikadın fiildeki tezahür etmesi. Bir de okuyorum. Dirayet iki nokta üst üste. İçini açıyorum. Cehaletin kalkması nispetinde ilim, irfan tezahür eder. Korkunun kalkması ile itikadın fiilde tezahür etmesi. İtikadın kuvveti korkuyu bastırmasından dirayet tezahür eder. Devam ediyor. İlmin kuvveti nispetinde cehaletin kalkmasıyla ilim, irfan, malumat, tefsir, kemala tezahür edermiş. Emirdağ 224. Anladınız mı arkadaşlar? Biraz karıştı mı? Bir de okuyayım. Dirayet iki nokta üst üste. İçini açıyorum. Dirayetin içinde neler var? Cehalet de olmuyor. Hani batıl da yoksa ilim var adamda. Dirayet iki nokta üst üste. Cehaletin kalkması nispetinde ilim, irfan tezahür eder kişide. Korkunun kalkması ile itikadın fiilde tezahür etmesi. Adam batıla itikad ediyor, bomba olup patlıyor kendisi. Evet. Tamam. Yani itikadın, korkunun kalkması ile itikad tezahür ediyor. İtikadın kuvveti korkuyu bastırmasından dirayet tezahür ediyor. İtikad kuvvetli olma nispetinde dirayet artıyor. Abi gayrimüslimler ölüyor muyum bilmiyorum ama. Oluyor. Gayrimüslimler hayır oluyor da şimdi gayrimüslimler dimağı kullanıyorlar, vicdanı kullanamıyorlar. Evet. Vicdanı kullanabilmek için hatta vicdanı dimağa baskın kılabilmek için Müslüman olmak lazım değil mi abi? Yani evet vicdanla evet. Aktif etmek için evet. Dimağı başka şeyle aktif evet. Ediyor. Yani şu, o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Dimağ, dirayet his zihnin dimağa hakim olması. Hakim olursa istikamet. Yani dirayetin 3 tane modu var. 3 modu var. Ona girmedik değil mi daha? Bak, ifrat, tefrit, vasat. Eğer vicdandaki zihin dimağı bloke edip yönlendirirse ihtina sırat-ı müstakim istikametli vasat bir dirayet olur. Eğer vicdandan kopuk bir dima dirayeti ise şeytan kullanır. İfrat. Tefrit ise dimağı da kullanmayıp hadiselerin, toplumun dayatmaları ile içten gelen dürtüleriyle hareket ediyorsa bu da tefrit dirayet. Yani dimağın zihne hakim olması gibi bir şey söz konusu değil. Yok. Çünkü kafirde vicdan bilerek kafirse vicdanı yoktur. Ama fetret ehli ise vicdanı vardır ama uyanabilir vicdanı var. Çünkü sonra Müslüman olabilir. İfrat tefriti bu. Her şeyin ama her şeyin ifratı şeytandandır. Vasatı Rahman'dandır. Tefriti nefse emaredendir. Erva habise. Hatta benim duamda 5 vakitte şöyle diyorum. Ya Rabbi cin, şeytan, erva habise, mevadi şerire ve nefsi emmarenin vehim ve vesvesesinden sana sığınıyorum. Bir daha. Cin, şeytan, erva habise, mevadi şerire ve nefsi emmarenin vehim ve vesvesesinden sana sığınıyorum. Eğer vicdanı uyanık olanın insanın vicdanda ne vardı? Dışarıdan soğan kabuğu gibi irade, zihin, his, latife-i rabbani. Takva dördünün tazamı nedir? Zihin, dimağı kullanırsa bu dirayettir ve bu vasattır. Eğer zihin değil, yani vicdan değil, eğer dimağı kendisi, yani nasıl demiştik ifratı? Kendi kendini. Ha, ki dimağı kendisiyle hareket ederse, vicdanla hareket etmiyor. Vicdan kendisiyle vicdansız, kapsız yani batınsız hareket ederse bu ifrattır, şeytanlıktır. Dirayet ama kafir dirayetlidir. Evet. Küfürde dahi. Eğer kafirin dirayeti budur yani. Budur. Evet. Vicdansız yani zihinsiz bir dirayet. Eğer yok, dimada yok. Müslümanların
vicdandaki dirayet de yok. Adam leylim leylim yani kurumuş yaprak toplamış sokaktaki rüzgara muhatap olur. Yani televizyonun ha 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 hu 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 la kara lukuru dirayetsiz yani. Yaşayan adam. Bu da tefrit. Abi şu kamerayı bakın çekim yapıyorsunuz orada bir pili var. Bir saatlik bir çekim yapar o dimağıyla. Ama şarja takıyorsunuz yani vicdan oraya bağlıyorsunuz. O sürekli o çekim yapabilir, bozulmayacak bir güçle kalıyor. Çok güzel. Güzel bir misal. Bazen kafası çalışıyor. Peki. Laz abi ondan. He? Laz da ondan. Evet. O daha güzel misal. Şimdi, itikadın kuvveti korkuyu bastırmasından dirayet tezahür eder. İlmin kuvveti nispetine cehaletin kalkması ile ilim, irfan, maluma, tefsir, kemalat tezahür eder. Bunlar hep Emirdağ 2 124'ten okudum. Sona doğru geldim. 4-5 satır. Direksiyon tutmaktır dirayet. Başka? Dirayet müteyakkız oluş. Çabuk anlamak ve kavramak ve eyleme geçmektir dirayet. Düşün ki yüksek başka. Düşün ki yüksek donajlı şilebe vuran dalganın geri dönüşmesi ve pişman olması. Dirayetli adama da hadiseler böyledir. Vurur, vurduğuna pişman olur. Başka, ben dirayeti araştırmaya son cümlem bu. Niçin yazmışım? Ben dirayeti araştırmaya ihtiyaç hissetmemin sebebi, dirayeti araştırmaya hissetmenin sebebi, bilgisi donanımı var ama hala ayakta değil. Hala ona buna tutunuyor. Bunun sebeplerinden en ciddi sebebi dirayetin olmayışından zannediyorum. Dirayet aynı zamanda özgüveni doğurur. Bunların en zirvesini peygamberlerde olur. Yani beni buraya niçin itti? Ya bunu bitiriyor. İyi de bir adam. Konuşunca da papağanı gibi konuşuyor. Ama hadiselerde okyanustaki sandal gibi lap 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 oynuyor. Ya ne bu ya? Ha, dirayet eksikliğinde. Abi taraf ki... O, alacağım. Yani o zaman dirayet eksikliği şu. Vicdanın kullandığı bir dima değil. Tamam mı? Kendi başına kalmış bir dimağın duruşu ve tutunuşu. İkide bir oynak olur. Korkak olur. Emin olmaz. Eğer dirayeti vicdan yani neyle olur? Takva. Takvası da var. Hakikaten şey de var. Ama biraz da şey de battım. Hakikaten takvalıdır ve vicdanı da kullanıyorum ama gene olmuyor. Yani bu daha çok kadınlarda oluyor. Kadınlarda bu şey az vermiş. Mesela erkeklerde haya, çok haya olmaz. Haya itiyor. Kadınlarda haya olmaz. Çok haya. Mesela erkeklerde çok kuvvetli, kadınlar kuvvetli. Mesela kadınlar çok cömert olursa kötü bir sıfattır. Kadın cömert olmalı. Erkek ise çok cömert olmalı. Yer değiştirirse. Kadınlarda şecaat. Şecaat. Mesela tamam mı? Dirayet var ama taşıyacak bir şilep gibi olmadığından diğerlerini o kadar var. Onun için kadınlar niçin dirayet sahibi erkeklere tutunsun diye. Mesela kadın ne kadar dahi kısa zahirde üzülse kocasının böyle bu çok önemli size lazım. Yani bana tabasbus şey tahakküm ediyor sert davranıyor bilmem ne. Kadın bağır çağırsa bile böyle yaslanacak böyle koltuk gibi sağlam dirayetli kocanın hani var ya Anadolu'da bir söz var. Köpeğim sert olsun da beni de kapsın. Yılışık kadın tipli sabun gibi oyna kaygan bir insanın eşi olmak istemez hiç kimse. Ama bağırır çağırır sen şey yapıyorsun ama vicdanen hoşuna gider. Vicdanen hoşuna gider. Dolayısıyla dirayet şecaata inkılap ediyor.
şeyde erkekte şecaat oluyor, kahramanlık oluyor, dirayet. Ama mertebesi var. Beni buraya itmesinin sebebi bu kadar bilgi olduğu halde niçin sirayet olmuyor? Şey dirayet olmuyor. Dirayet vicdan kullanamıyor. Malumatı var. İlme dönüşmemiş. Ondan sonra vicdan takvası terkleri yok. Takva çalışmıyor ya. Terkleri fazla yok. Ama günahtan kaçıyor. Günah yapmıyor. Doğru. Namaz ne az acayip. Kadınsa tesettürü, erkekse ama terkleri yok. O nispetle dirayet olmaz. Terkler nispetinde o, dirayet olur. Dirayeti bozan ne? Terkleri yapmamak. Yani yapması gerekenler var ya mesela hayatı dünyevi terk etmek, faniyatı terk etmek, bağnazlığı terk etmek, geçimsizliği terk etmek, taassubu terk etmek, hazmetmek, kardeşin vesaire. Terk. Terklere ait böyle derslerimiz var çok uzun. Yani hepsini yapması mümkün değil ama yok. Birazcık terk etse yeter. Tabii, tabii. Yani terklerin... O zaman dirayette, yani dirayetsiz denilmez de meratip var deniliyor. Tabii. Evet. Yani buradan başlıyor böyle tamam. Gidiyor. Şimdi ben yine oraya takıldım abi. Cemaat var ya, şimdi diyorum ki abi ben... Yani bu cemaatten gelen bir dirayet var bende tamam mı? Var. Kim gelirse gelsin abi ya. Ben ona dayandım şimdi abi. Kısa yolu evet. Buldum ben. Doğru. Çünkü mesela cemaate iştirak amalüde sebabın dayanıyor. Şahsi kemalat yok ama sen kemalatsız mısın? Nasıl yapıyorsun peki bu fedakarlığı nasıl yapıyorsun? Yani. Namazı nasıl kılıyorsun? Cömertliği nasıl yapıyorsun? Niye? Hani kemalat yoktu? Var. Senin kazanımın değil. Senin kazanımın ona giriştir. Oradan külli bir kemalat geliyor. Dirayetin de böyle. Senin dirayetine dayanamazsın. Ama senin dirayetin o dirayeti aktif ediyor. Şahs-ı manevi. O zaman hadiselere karşı tahammül gücü geliyor. Vesveseler geliyor, gelmez değil. Dirayetinle hayra vasıta yapıyorsun. Kullanıyorsun. Peki. Vahırda vahum. Bir soru soracaktım ben ama. Evet. Şimdi tarafgirlik. Kapıyı kapatırız. Veyahut da tarafgirlik veyahut da farkındalık diyeyim. Daha geri gidelim. Bu kabiliyet, şey özür dilerim. Bu istidat. Fakat dirayet kabiliyet mi olmuş oluyor abi bir manada? Yani onu çalıştırarak istidat herkeste var. Evet. İstidat bak şimdi şu temelden gideyim. Herkeste pilot olma istidadı var. Ama herkes pilot olamaz. Pilot olma donanım olması istidat, pilotluk yapma kabiliyet. Kabiliyet dişe vuruştur. Tamam. Enfus. Şimdi tarafgirlik batındır. Dirayet dışarıdadır. Tarafgirliğin nispetinde dirayetin de artar. Yani biri istidat, biri kabiliyet oluyor. Evet, kabiliyet. Ama bu bazılarında çok verilmesi, çok azın verilmesi taşıdığı yüka göre değişiyor. Başka? Bu vazife darlığı. İki, terklerine göre oluyor. Terk. İlla terk olacak. İlla terk olacak. Meniyattan ve günahlardan iştinab ediyor. Peki. Burada kesiyorum. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha temas selavat.